Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord, yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsanelerin efsanesi, en korkunç vakaların yaşandığı yerlerden birisi olan Kapalak Kız olayını incelemeye geldik. Bu terk edilmiş okulun içine gireceğiz bugün arkadaşlar. Evet, bu okulda son ders 1991 yılında işlendi ve o yıldan beridir neredeyse içeri kimse girmedi. Biz de ilk girenlerden birisi olacağız arkadaşlar. Daha önceki videolarımdan sizden 20'şer bin beğeni istemiştim ve 20 bin beğeniyi geçmiştik. Bu video için de sizden 25 bin beğeni istiyorum çünkü burası gerçekten daha korkunç ve terk edilmiş bir mekan, görmüş olduğunuz gibi. Bir 10 dakika sonra içeri gireceğiz. Hava iyice karaldıktan sonra içeride olacağız arkadaşlar. Her neyse, umarım ki videoyu beğenirsiniz. Birazdan görüşürüz. Biz 15 dakika dedik, 10 dakika dedik ama yaklaşık 35 dakika geçti arkadaşlar. Girmeye hazırız. Sen hazır mısın? Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip giriyoruz. Karşımıza direkt öğretmenler burası çıktı. Burada da iki tane sınıf var ya da yemekhane olabilir, bilmiyorum. Hangisine girelim ilk? Örtü odasına gir. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Oğlum, çok korkmuş lan. Birazdan size Kapalak Kızı'nın ne olduğunu da anlatacağım arkadaşlar. O hikayeyi, efsaneyi anlatacağım. Bayağı bir eski ve korkunç. Ya bırak lan. Bir şey değil, yor kavuymuş. Ya da boya kavu, bilmiyorum. Burada ilkokul fen tatbikat. Boş, düşündüğüm gibi. Burada hiçbir şey yok. Şimdi şu tarafa girelim bence. Evet. Oraya gidince de hikaye anlatmaya başlayayım insanların merak ettiği gibi. Oldukça... Korkunç. Bir dakika, uzaktan göstereceğim. Oğlum çok korkmuş lan. Yemin ediyorum ben burada korku filmi çekerim. Tahtaya bak. Hazırsan hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Hadi. Şimdi arkadaşlar size Kapalak Kızı'nı anlatacağım. Kapalak Kızı olayı nedir? 1990 yılları civarında Karadeniz'in dağlarında olan bir okulda geçen olay. İsmi Ayşe olan, güzel, bakımlı, 19 yaşında bir hademenin hikayesi. Okul müdürü tarafından bir cuma akşamı tecavüze uğruyor. Sevdiği çocuk askerde olduğu için utancından intihar ediyor Ayşe. Kızının ölümüne dayanamayan anne ise müdüre büyü yaptırıyor. Hani derler ya, kötü söz sahibinindir diye. Büyü müdürü değil, Ayşe'yi etkiliyor ve kızın ruhu okula hapsoluyor. Sonralarda ise öğrenciler Ayşe'nin ruhu ile sürekli karşılaşıyor. Bunun üzerine okul eğitim hayatına son veriyor. Yine bir cuma günü akşamı Ayşe'nin korkunç silüeti müdürün karşısına dikiliyor ve müdürü duvarlardan duvarlara çarparak öldürüyor. Böylece bu okula lanetli okul diyorlar. Kapalak Kızı denmesinin nedeni ise kapalağın eski İbranice'de öteki dünyadan gelen anlamına gelmesidir. Yerden yere vuruyor tabii. Hayal et bunu. Yani şu an ben de korkudan bir şey demiyorum. Bayağı bir gerildim. Tüylerim diken diken. Sen gerildin mi? Korkuyorum. Kısacası arkadaşlar, fazla uzatmadan
Tecavüze uğrayan bir kızın ruhu bu okula hapsoluyor ve ona tecavüz eden müdürü bu okulda öldürüyor. Ondan sonraki yılda bu okul kapanıyor, asla eğitim vermiyor. Son derse 1990 yılında işleniyor dediğim gibi. Şimdi biz bu okulu iyice gezeceğiz ve neyin ne olduğunu çözmeye çalışacağız. Bu çatlak o müdür yüzünden gerçekleşmiş. Kapalak kızı denmesinin nedenini bilmiyorum açıkçası ama ona kapalak kızı diyorlar. O yaratık, cin ya da varlık müdürü duvar doğru fırlatıyor ve bu yaratık gerçekleşiyor. Sonra duvarın içinden geçerek üst kata çıkıyorlar. Biz üst kata da çıkacağız birazdan buraya anlattıktan sonra. Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulu Önder'inde portresi burada. Dışarısı gerçekten çok korkunç yani. Şurada bir araba yolu var sadece. Bazen araba geçiyor. Onların sesini duyabilirsiniz. Ama dışarısı full otla kaplı gördüğünüz gibi. Kimse buraya gelmiyor. Burada yine soba. Şimdi karşıya gidelim. Burada bir dolap var. Hazır mısın? Hadi. Evet. O zamanki sıralar bu şekildeymiş. Eski sıralar. Bizim bildiğimiz sıralar. Benim zamanımda böyleydi. Ama o zamanlarda da böyleymiş. Burada yine gençliğe kitabı falan mevcut. Masası. Burada da tahtalar falan var. Şöyle. Bak bak şurada kuşluğu yapmış. Son ders bu tarihte işlenmiş. 1991 yılında. Sanırım bu ay, 7. ay. Temmuz'da okul mu vardı o zaman öğrenciler? Belki de ders staj falan vardır. Yine burada bir soba. Gazeteyi koymuşlar. Allah bilir gazetenin tarihi o zamanlar ait değildir. Boş ver. Kapalan kızı bu okulu etkisi altına alıyor arkadaşlar. Ve öğrenciler buraya gelmeye korkuyor o günden beri. Çünkü tuvalete gidenler tuvaletin deliğinden bir elin çıktığını hissedebiliyormuş. Ya da aniden duvardan kan attığını hissedebiliyormuş. Müdürün suriyetini görüyorlarmış. Kapalak kızın suriyetini görüyorlarmış. Ayşe isimli bayanın daha doğrusu. Bayan da hitap edelim. Belki bize de bir şimdi saldırı falan. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir şey kalmadı. Şimdi üst kata çıkacağız arkadaşlar. Önce sol mu sağ mı? Sağ. Yani senin solun mu? Sağ. Buraya. Evet. Abi ne oluyor? Rüzgarlar oğlum ya ne olacak? Ah, çabuk şuraya uzaklaş. Oğlum çok korkunç ya. Girmesek mi üst kata? Başladık bir kere hadi. Şöyle salla. Bu bir işaret olabilir mi lan? Devam et. Bak rüzgar da çıktı. Ne yazmış? Geceler bunu okuyorsan ne? Kaçırmayın ateşi geceler sizi beklemez. Aylan yazmış bir de. Sanırım bildiği tek İngilizce kelime ama bunu okuyorsan kaçırmayın ateşi geceler. O tarihte yazılan son şey sanırım. Yine çok eski o zamanlardan kalma kağıtlar, defter sayfaları. Oldukça eski. Sonra dediğim gibi kapalak kız. Bakın bir çatlak da burada var. Burada geçiyor. Önemsiz yazılar. Her zamanki sevdalar yazmıştır. Alt katta o duvarın çatlamasından sonra müdürü yukarı çıkartıyorlar. Bakın aynı çatlak karşıda var. Aynı yerin altındaki çatlak. Bu katta da mevcut.
Duvarda Müdür öldüğü yerde aynı orantıda alt katta 2 ile çarpmış ve ondan sonra dediğim gibi olaylar... Bak! Abi ne oluyor? Ah! Sırtım! Ne oldu can? Şuna bak! Bu rüzgarla bu şok başlar. Bu kapı nasıl çarptı ya? Korkuyorum ben çıkamıyorum. Kapı falan çarptı. Çabuk. Şöyle sağlıcak. Aşağı. Kapı mapı çarpıyor. Burada ne oluyor lan? Oğlum ben çok korkuyorum ya. Devam etmesek mi? Az kaldı. Devam edelim. Kapı mapı çarpıyor mu burada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapacağız? Sana, şu tarafa mı gidecek? Sana bırakıyorum. O ben cidden korkuyorum ama şu an abi. Ya sanki ben korkmuyorum. İçeriye mi ıslık gelecek, sıçacağız altımıza. Vallahi billahi altıma sıçarım. Oğlum ben bırakır kaçarım. Oğlum çok korkunç buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık bir işi, o zaman bitiriyoruz. Emin misin? Uçağı buraya bırakıyorum. Silahla gireceğim. Emniyetini de açtım. Hadi. Şimdi size o bahsettiğim tuvaleti göstereceğim. Oğlum, şu yukarı bak. Tövbe sağlığa. Yavaş. Aa, tuvalet burada galiba. Örümcek ağları falan. Size bahsettiğim şekilde bu hikayeyi ben uydurmuyorum dediğin gibi siz arkadaşlar. Bu hikayeyi ben nerede öğrendim onu size söyleyeyim. O yıllarda bu okulda öğrenci olan 8. sınıfa giden birisinden öğrendim. Bizzat kendisi tanıklık etmiş. İsmini söylemek istemediği için size söylemiyorum. Böyle şeyler söylenmez. Burada tuvaletini yaparken artık onu bilmiyorum. Kaka mı yapıyor, çiş mi yapıyor? Orası beni ilgilendirmez. Ben size durduklarını söyleyeceğim. Tam karşı tarafında kameramanın olduğu yerde şu tarafta şuradayken görüyor müdürünü. Müdürünün silüetini görüyor ve hızla yukarı çatıya çıkıyor. Ama ne şekilde çıkıyor bilmiyorum artık. Gölge mi çıkıyor yoksa direkt duvardan mı geçiyor? Sonra kapalı kızını görüyor. Buradan kanlar akmaya başlıyor. Şu bildiğiniz sanki sel basmış gibi buradan kanlar akmaya başlıyor. O da hocam havliyle buradan aşağı atlıyor. Buraları açıp bacağını falan kırıyor. Ya hatırladığım kadarıyla bu kapı da açılmıyor. He aynen aynen bu kapı açılıyor. O yüzden camdan atlıyor. O yüzden buradan aşağı atlıyor arkadaşlar. Sonra işte daha bu okulu kapatıyorlar zaten. Kapalak kızı mevzusu bu. Kısası tekrar özet geçirmek istiyorum size. Kapalak kızı olayı bu okulda hademelik yapan bir kızın tecavüze uğraması sonucunda intihar etmesiyle sonuçlanıyor ve bu kız intihar edip ölüyor. Sonra annesi de intikam almak için büyü yaptırıyor. Bu büyü de kötü söz sahibinindir misali geri tepkime yapıyor ve etkiliyor. Nasıl etkiliyor diyecek olsanız yani kısaca kapalı kızı etkiliyor bu büyü. Buradan çıkalım. Korkmaya başladım galiba. Oğlum açık tut şuraya çok karanlık. Sonra ailesi büyü yaptırıyor bu müdüre kötü söz sahibi. Abi çabuk. Oğlum. Çabuk çabuk. Abi. Bak bak ıslık sesleri. Lan bu ne? Abi çabuk gidelim buradan. Bıçağı aldın mı? Aldım abi. Aldım zaten hadi. Abi gidelim buradan çabuk. Detaylı bilgi açıklama kısmına bulabilirsiniz. Kapalı kızın ne olduğuna dair. Videoyu beğenmeyi unutmayın. 20.000 beğeni istedim sizden inşallah verirseniz. Gerçekten korkunç. 20.000 beğeni geçtikten sonra 25'i dak ediyoruz can. 25.000 beğeni geçtikten sonra çabuk çık şuradan.
5000 beyinden sonra görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Ben altımıza sıçıyoruz. Bye.